mutlaka yardım ediyor olmamız çok lazım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz sevgili teşekkür olsun. Ederiz. Böyle bir organizasyon. Görüşmüyorduk. Ne kadar güzel oldu. Sağ olasın. Bizi böyle bir teşekkür ederiz. Sevaba teşekür vesile ediyoruz. Ettin. Çok çok sağ olun Mehmet. Çok hep sağ beraber olsun. Birlikte sağ yaptık. Olsun. Yapıyoruz. Sağ olun. Evet, sizi uğurluyorum. Hemen ben devam ediyorum telefonlarla. Hattımızda kim var şu an hattımızda acaba? Fuat Bey. Suat Bey doğrudur. Evet, Suat Sancak iş adamımız. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ne mutlu sizlere. Şimdi biraz sonra çok iyi olacaksınız diye düşünüyorum ben. İnşallah, inşallah. Ben Sancak ailesinin Sancaklar Vakfı adına sizlere 200 bin lira bağışta bulunmak istiyorum. Efendim çok 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 teşekkür ediyoruz. 400 bin lira da ayrıca başka kampanyalara da bağışta bulunduk. Bununla beraber toplam 600 bin lira olmuş oluyor. Sancak ailesi adına yaptığımız bu bağış. Sonuçta o fotoğrafa da baktığımız zaman o fotoğraflar bize ne söylüyorlar? Açız diyorlar. O zaman vicdani muhasebenin zamanı gelmiştir. Biz de böyle bir muhasebe yaptık ve bu şekilde bir katkı yapmaya karar verdik. Hepinize, oradaki bütün arkadaşlara ne mutlu. Şimdi miktarı bir kez daha alabilir miyiz sizden Suat Bey? Sizden toplam diğer kanallar, kampanyalara da 400 bin lira ama size de 200 bin lira. Toplam 600 bin lira bir katkı yapmış oluyor. Şimdi tabii veren mi, alan mı mutlu diye baktığımızda ben şüphesiz verenlerin çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu yaptığınız bağış sizi görünmez bir kalkanla koruma altına alır. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Ne mutlu sizlere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, tabii programın başından beri ben burada söylüyorum. Ben sonuçta sanat camiasının içinde olan bir insanım. MÜYAP Başkanımız Sayın Bülent Porta şu an hattımızda. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmetciğim. Nasılsınız? Sağ olun. Şimdi ben buraya gelirken beni aramıştınız. Biz de bir bağışta bulunmak istiyoruz demiştiniz evet. bana. Ama evet. telefonların yoğunluğundan olsa gerek bir türlü bir bağlantı kuramadık sizinle. Sonunda ulaştık size. Evet. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum size. Türkiye'nin sanatçıları burada. Siz de bu sanatçıların patronlarının bağlı olduğu kurumun başkanısınız. Ne hissediyorsunuz şu anda? Yani şimdi Mehmetciğim, her şeyden önce bizim bu kampanyaya destek veren bütün arkadaşlarımıza bir gönül borcumuz var. Ben MÜYAP Başkanı olarak bundan gurur duydum. Çünkü bu arkadaşlarımızla biz her gün bir ilişki içerisindeyiz. Bu insani dram karşısındaki duyarlılıklarına gerçekten çok duygulandım. Orada Murat Kekili'yi görüyorum. Telefonla konuşuyor. Reyhan'ı gördüm, Yavuz Bingöl'ü gördüm. Bunlar her gün bizim ilişki içerisinde olduğumuz insanlar. Müzik camiasının bu kadar bu konuya duyarlılığı bize hakikaten gurur verdi. Bunda senin katkın da çok büyük. Sana da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi hani böyle bir bağış yapma fırsatıyla ve bunu bize bağışladığın için de sana ayrıca teşekkür ediyoruz tabii. Şimdi ki. Başkanım, siz zaten en büyük katkıyı sanatçılarınızla yaptınız. Eğer bu sanatçılarımız olmasaydı bu organizasyonu biz yapamayacaktık her şeyden öte. En büyük bağışı bu şekilde yaptınız aslında ama bununla da kalmayacağınızı biliyoruz şu anda. Şimdi Mehmetciğim şöyle söyleyeyim. Bir kere merhamet hepimizi bağlayan ortak bir duygu. Evet. Yani biz o Afrika'da açlıktan ölen çocukları gördükçe bunun acısını içinde hisseden bir insanlar grubuyuz. Dünya görüşümüz ne olursa olsun merhamet bizi hep beraber bağlayan bir duygu. Dolayısıyla biz tabii bir kurumuz. Bu kurum olarak bütün bu kampanyaya ciddi bir destek vermek için tek tek üyelerimizle de buna katkı vermeye çalışıyoruz. Biraz önce Polat kardeşim bir bağış yaptı. Öyle sanıyorum ki diğer meslektaşlarımız da buna bir bağış yapıyorlar. Bizim bir yasal bağış sınırımız var. 50 bin lira bağışlıyoruz bu kampanyaya. Ve dolayısıyla bunun dışında da şöyle bir söz veriyoruz. Bütün müzik yapımcıları bu acıya ortak oluyorlar. Ve dolayısıyla bu ortaklık içerisinde biz kendi içimizde de ayrıca tek tek şirketlerimiz olarak bir kampanya başlatacağız ve dolayısıyla sizin bu emeklerinize de bir katkı yapmaya çalışacağız. Şimdi Sayın Başkanım, zaten az önce de söyledim. Buradaki sanatçılarımızın
Mimarı da bir anlamda sizsiniz. Sizin katkınız çok büyük. Evet. Size bağlı olan üyelerinizin katkısı çok büyük. Onun için ben çok teşekkür ediyorum size. Ben size çok teşekkür ediyorum. Böyle hakikaten yani bir insani şeye el uzattığınız için siz Mehmet Gezegen olarak da bizim için değerlisiniz. Böyle bir şeye katkı yaptığınız için de ayrıca size çok 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 teşekkür ediyorum. Efendim saygılarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun tekrar. Tamam, teşekkürler. Evet, burada şimdi tabii ben hemen şuraya dönmek istiyorum. İbrahim Erkal'ı bir yanıma almak istiyorum. İbrahim Erkal sevgili dostum. İstersen onu telefonu bırak, bir arkadaşımız baksın. Tamam, seni şöyle yanıma alayım ben İbrahim'cim. Bir saniye bekleyin. Bekleyenler var. Bekleyenler olduğu için seni artık daha fazla yormak istemiyorum. Hem düşüncelerini, görüşlerini almak istiyorum. Sen tabii bu çağın ozanlarındansın. Biraz önce Neşet Ertaş'la Neşet Baba'yla konuştuk. O üstad. Türkiye'nin gururu. Senin de tabii sözlerin, tarzın çok farklı. Evet. Tabii uzun zamandır seni çok fazla böyle ortalarda görmüyoruz. Bundan dolayı da üzgünüz. Yani albüm çıkana kadar zaten çıkmayacaktım ama böyle bir şey için evet, haber verdiler. Şimdi telefonlara bakıyorsun uzun zamandır. Evet. Neler yaşadın telefonlarda, kısaca alayım. Vallahi kimisi arabasını veriyor, kimisi elbise göndereceğini söylüyor. Bir sürü yani fabrikası var, şeyi var. Enteresan enteresan. Çocuktan dedeye kadar her kesimden insan. Şimdi tabii az veren candan, çok veren maldan diye bir atasözü evet, var. Az önce de burada kızımızın Ece'nin paraları orada duruyor. Biraz sonra ben evet, o paraları alacağım ve teslim oraya edeceğim. Gidiyor. Harçlıklarını veriyor. Yani bu çok önemli bir şey. İnsanların katılması çok önemli. Valla şimdi bu gece bu böyle şeyler çok büyük şans. Çok büyük bir fırsat. Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için bugün çok büyük bir şans. Yani her zaman böyle şansı yakalayamazsın. Her zaman Cenab-ı Allah bir yerlerde böyle bir felaketleri bizim önümüze vermez. Bu çok büyük de bir sınav. Bu fırsatı yani kullanalım. Bu fırsatı kullanmak lazım. Deket çok yalan dünya. Gelir. Hem Ramazan'da hem güzel mübarek ayda böyle bir fırsatı vermiş. Türkiye olarak da çok at başı gidiyoruz. Önde gidiyoruz. Hem ülke olarak övmek lazım hem kendimiz üstümüze düşeni yapıp bu fırsatı değerlendirip bundan faydalanmak lazım. Cenab-ı Allah hakkında, katında tabii. Çok büyük bir fırsat, şans. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buraya geldim, katıldım. Herkesten de değerlendirmesini istiyorum. Herkes mutlaka bu çorbada bir tuz olsun. Yolumuz açık olsun diye. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Sağ olasın. 6 dakikada bir annenin feryadı yükseliyor Somali'den. 6 dakikada bir küçük can yitiyor. Uzanan bu minicik el yaşamak için insanlıktan yardım bekliyor. Onlarınki sessiz bir çığlık. Kocaman açtıkları gözleriyle haykırıyorlar. Duyuyor musunuz? Somali, açlık ve susuzluğun pençesinde. Kilometrelerce uzaktaki bir acı yakıyor yürekleri. Sızlayan vicdanlarla bir kere daha, bir kere daha. Şimdi yardım zamanı demeye var mısınız? Altı dakikada bir annenin feryadı yükseliyor Somali'den. 6 dakikada bir küçük can yitiyor. Uzanan bu minicik el yaşamak için insanlıktan yardım bekliyor. Evet, bu arada telefonlarımız gelmeye devam ediyor. Biraz sonra canlı bağlantılarımıza devam edeceğiz. Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Konuk 300 bin liralık şeker bağışında bulundu.
Kendisine çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Bu arada burada konuklarımız da var. Hemen ben sevgili Mustafa Demirci'nin yanına gidiyorum. Mustafa'yı böyle bir yanıma almak istiyorum aslında, telefonu biterse eğer. Pardon, Kenan Çoban, özür dilerim. Evet, Kenan'ın eğer işi biterse, Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız. Telefonumuz var mı bu arada? Almanya kodu diye yazayım şuraya. Telefonumuz var mı? Yok telefon. Evet, o zaman konuklarımız da. Tamam, Almanya koduyla gir diye yazdım, not aldım. Erbay Bey. Evet. Tamam. Hemen alıyoruz Erbay Bey'i. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum Çanakkale'den size. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Bu güzel program için ayrıca sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yanımızda olduğunuz için. Sizi arayacaklar. Eyvallah. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Biz 3 kardeş olarak 30 bin lira toplamda bağış yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. 3 kardeş bir araya geldiniz. 10'ar bin lira bağış yapıyorsunuz. 10'ar bin lira bağış yapıyoruz. Sektörde bilinç firmalarını da sizin aracınızla davet ediyoruz. Eyvallah. Bu programa katılmalarını bekliyoruz. Herkese bir çağrınız var. Diyorsunuz ki kampanyaya destek olsunlar. En azından bir çağrıda bulunalım. Giriş firmalarını bekliyoruz bu bağış için. Size de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yardımda bulunabilirsek, ne kadar elimizden ne geliyorsa onu yapmaya her zaman için hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu telefonlardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Evet, şimdi hattımızda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı var. Sayın Mustafa Desteci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Tabii siyasilerimizin mesajları bizim için çok önemli. Sizin arkanızda, sizin tek bir sözünüzle hareket edecek yüz binlerce, milyonlarca insan var. Onun için biz sizin sözlerinizi dikkatle dinliyoruz Sayın Genel Başkanım. Estağfurullah. Ben öncelikle gerçekten böyle bir kampanyaya öncülük ettiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Oradaki sanatçı kardeşlerimize de bu duyarlılığa öncülük ettikleri için onlara da bir kere daha hem camiam adına hem de Büyük Türk Milleti adına teşekkür ediyorum. Yardım eden iş adamları kardeşlerimize Rabbim daha çok verir inşallah diyorum. Ve öyle olacağına da inanıyoruz. Gerçekten şimdi bizim hem insani hem de İslami vazifelerimizin en başında geliyor bu. Yani bir açlığı duyup da, bir yoksulluğu duyup da, bir zulmü duyup da eğer oralara elimizi uzatmazsak, oralara duyarsız kalırsak biz bunun sorumluluğunu, vebalini hem bu dünyada hem ahirette yaşayacağımızı en iyi bilenlerdeniz. Büyük Türk Milleti her zaman kadesini astığını göstermiştir. Bu süreçte de göstermeye devam ediyor. Başta sizler olmak üzere diğer kardeşlerimizin de düzenlediği Türk Kızılay'ımız öncülük ediyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı öncülük ediyor. Ve bizler de Büyük Birlik Partisi olarak zaten bu Ramazan ayına girdiğimizden itibaren bunun öncesi de var. Biliyorsunuz Pakistan'daki sel felaketinde de biz oraya başta Muhsin Yazıcıoğlu köyü olmak üzere Ali İzzet Begoviç köyü, işte Şeyh Şamil köyü, Mehmet Akif Ersoy köyü ve Ahmet Yesevi köyleri projesini başlattık ve bunları yaptık. İnşallah buraya da bütün camia olarak biz yardımlarımızı en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Ben bütün televizyon konuşmalarımda, bütün gittiğimiz programlarda bunu önceliğimize aldık. Ve ben şunu söylüyorum. Mübarek bir aydayız, oruç ayındayız. Biz Müslümanlar için en büyük mübarek ay. Ve biz bu ayda Allah-u Teala oruç ibadetini aynı zamanda aç kardeşlerimizin açlığını hissetsin diye bize nefis terbiyesinin yanında bir ibadet olarak bunu da gerçekten en iyi hissedelim diye emretmiştir. Onun için de biz bunun gereğini yapmalıyız. Evet, Türkiye'mizin de zorlukları var. Türkiye'mizde de fakirler var. Bir öncesinin televizyonumuzda da gündeme geldi. Ama bizim ülkemizde Allah'a şükür ki açlıktan ölen kardeşlerimiz evet. Yok. Ve biz her gün iftar sofralarında belki de büyük israflar ederek kalkıyoruz. Bu israfları bir kenara bırakmanın yanında ben bütün kardeşlerimizden bu Ramazan ayı bütçelerinin
en az %20'sini Afrika'ya, başta Somali olmak üzere, göndermelerini başta camiye olmak üzere bütün Türk milletinden, bu duyarlılığa sahip bütün kardeşlerimizden bekliyorum. Ben kendim de Mustafa Destici olarak başka kuruluşlar aracılığıyla da hem cami olarak hem de şahsımız olarak yardımda bulunduk. Sizin aracılığınızla da inşallah bugün bir 5000 TL'yi de kendi adıma buradan göndermeyi sizlere bildiriyorum, söylüyorum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Onun için gerçekten büyük bir heyecan da yaşıyorum. Yani bu gece gerçekten çok önemli bir gece Türk milleti adına. İnşallah bu sizin bağışınızda, sizin de orada söylediğiniz gibi rekor düzeye ulaşır. Ve inşallah bu bağış yerine ulaşacağından zaten %100 eminiz. Oradaki kardeşliğimizin açlığına, bir çareliğine inşallah bir nebze de olsa bir su serper diye düşünüyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sayın Genel Başkanım, bizim buradaki rekor hayalimiz kişi sayısının fazla olması, rakamdan öte katılımın çok olması. Evet. İnşallah katılım konusunda rekora ulaşırız rakamla i̇nşallah. Birlikte. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah burada da bu duyarlılığını zaten gösteriyor. Bunun ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Hepsine binlerce kere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun Allah'a evet, emanet. Evet, hemen sevgili Güllü'yü, Erhan'ı alalım yanımıza. Hoş geldin. Merhaba abi. Şu tabii siz direkt böyle geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Ben aslında evet. Normalde buradan alıp konuşup buraya oturtmam gerekiyor ama. Ama tabii o kadar yoğunluktan ona fırsat kalmadı. Biz direktmen telefonların başına geçtik. Yani o konuda yapacağımız bir şey yok. Biraz mikrofonu yaklaştırırsan. Tabii. Peki telefonlarda ne dikkatini çekti? İnsanların arayanlarda. Gerçekten duyarlı olduklarını gördüm. Hani 5 yaşındaki bir kız çocuğuyla da konuştum. 60 yaşındaki bir amcayla da konuştum yani. Demek ki insanımız böyle birlik ve beraberlik içerisindeyiz biz bu konuda. Yeter ki güvendiği, inandığı bir organizasyon olsun. Tabii ki. Bunu şart. Gördüğü anda hemen devreye giriyor. Bir de zengini de veriyor, fakiri de veriyor. Burada kesinlikle bir ayrım yok. Evet. Yani Berre'ydi zannedersem. 75 TL'lik diyor benim kumbaramda bu şeyim vardı, onu verdi. Yani önemli olan bu zaten. Kesinlikle öyle, önemli olan o. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Için. Gerçekten burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Onur duyduk. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana. Evet sevgili Erhan'ı gönderiyoruz. Hemen bir telefonumuz daha var. İyi akşamlar efendim. Ahmet Bey ile görüşüyorum herhalde. İyi akşamlar. Ali Bey ile mi görüşüyorum? Evet efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Halk Ekmek Genel Müdürü şu an aklımızda. Sayın Ali İlkbahar Ankara'dan arıyor. Efendim neler söyleyeceksiniz Somali ile ilgili, Afrika ile ilgili? Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekse Türk milleti olarak gerçekten bu akşam bir destan yazılıyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak günlük 15 bin ekmek üretimi yapan mobil bir fırını hem şehir halinde hem durduğu yerde ekmek çıkarıyor. Onu bağışlamak istiyoruz. Ayrıca da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Samanyolu, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak kampanyasına bu mobil fırınımızı hediye ediyoruz. Ayrıca da Büyükşehir Belediye Başkanımız bu bir yıl çıkacak ekmeğin ununu, yani ortalama günlük 15 bin ekmeğin ununu bir yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Büyükşehir Belediyesi meclisi kararıyla ununu da gönderecektir. Ben bu kampanyadan dolayı katılan herkesi kutluyorum. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı Sayın Başkan'a da Sayın Melik Gökçe'ye de buradan saygılarımızı iletiyoruz. Zaten Afrika'da en büyük ihtiyaç malum ekmek. Siz de onlara ekmek gönderiyorsunuz. Türkiye ekmeğini paylaşıyor Afrika'daki kardeşlerimizle. Evet. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Evet. Hattımızda kimse var mı şu anda? O zaman şöyle yapalım. Ben Murat Dalkılıç'ın yanına şöyle bir geldim. Bugün beraberdik zaten. Murat'ın hemen telefonla bir arkadaşımız eşlik etsin. Ben Murat'ı yanıma alayım.
Tamam. Evet, Murat'ı yanıma alayım. Ne kadar barışta bulunmak istiyorum. Bekliyorum Murat seni. Çok teşekkür ederiz. Nabi Bey. İnşallah hayırlara vesile olur. Evet, şu anda bir bağış telefonunda sevgili Murat Dalkılıç. Caminizin ismini alabilir miyim ben? Evet, bekliyoruz seni. Almanya'dan bir imamla konuşuyorum. Almanya'dan imam? Evet. Evet, ne diyor? Almanya'da Diyanet'in imamıyla görüşüyoruz şu an. Nabi Ayyıldız Bey. Oradaki dernek başkanı İsmail Sezgi ile birlikte şu anda bütün cemaat namazdan sonra toplanmışlar. Ve aralarında 620 euro toplamışlar. Onları görüşüyorum. Çok teşekkür ettiğimizi ediyoruz. İletiyoruz. Sağ olsun. Evet. Camimizin ismini alabilir miyim? Alabilir miyim? Sevgili Murat Dalkılıç şu anda Almanya ile görüşüyor. Ve kendisini yanıma alacağım. Evet. Evet. Van'a bağlanacağız mı bu arada arkadaşlara? Evet. Van'da çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar harçlıklarını bağışladıklarını açıklamışlar. Evet. Az önce de söylemiştik. Az veren candan, çok veren hani maldan diyoruz. Bizim için burada rakamdan önce sayının önemi var. Ne kadar çok insan katılırsa o kadar önemli. Ben hemen tekrarlamak istiyorum. Van'dan Murat sevgi evlerinden aradılar. Sevgi evlerinden. Çocuk gördük. Çocuk yuvası. Evet, şu anda bir rakam geldi bana. Hemen Murat Kekili yanıma almak istiyorum. Murat'cığım seninle paylaşmak istiyorum bu rakamı. Seni alayım şöyle. Tekrar alabilir miyiz rakamı? Şu anda Murat'cığım bizim hedefimiz buraya gelirken 10 milyonu yapabilir miyiz diye düşünmüştüm. Murat'cığım seni alabilir miyim yanıma? İki Murat'ı şöyle arasına geçeyim, bir direkt tutayım. Merhaba dostum, nasılsın? Şimdi arkadaşlarımızla biz acaba dedik sabaha kadar 10 milyonu tamamlayabilir miyiz diye hesap yaparken şu anda 18 milyon 200 bin lira para toplandı. Daha sahura çok var. Ve bu görmeyecek inşallah Somali'deki insanlar, Somali'deki çocuklar. O yardım kamplarına Dabada mıydı ismi tam olarak bilmiyorum. O yardım kamplarına inşallah gereken yardımı en güzel şekilde buradan elimizden geldiğince yaptığımıza inanıyorum şu anki rakama göre. Şimdi o zaman bir telefon alalım. Bir iş adamımız hattımızda. Celal Bey hattımızda. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Seslerinizle, varlığınızla Celal Oruç şu anda hattımızda. Çok iyi oluyoruz. Varlığınızla bizi gururlandırıyorsunuz, onurlandırıyorsunuz efendim. Evet, ben her şeyden önce hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan ayının ruhuna uyan ve gayesi olan insanlığın ve kardeşlerimizin derdine ortak olması noktasında Ramazan ayı bize hem eğitimi ve öğretisiyle bizi yardıma davet ediyor. Keşke böyle bir acı yaşanmamış olsun. Hem bu açlıktan insanlar ölüyor ve hem de Ramazan ayına tevafuk etmesi bizim bu konudaki hassasiyetimizi ve gayretlerimizi harekete getirmeli diyoruz. Ben çok kısa olarak Samanyolu'nu, idarecilerini, ekibi ve çalışanları ve bu organizede rol alan herkesi ve aynı zamanda bu organizede duasıyla, maddi yardımlarıyla sizleri destekleyen bizim insanlarımızı böylesine insanlığın acısına ortak olma noktasında birleştiren veya daha doğrusu bu güzel hayırları yapma teşvik eden bu düşünceden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Ben Celal Oruç Hollanda'dan 250 bin Türk lirasını Oro Enerji adına bağışlıyorum. Her şeyden önce ben tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Siz bu hizmetleri bizim adımıza yapıyorsunuz. Ben inanıyorum ki Türk insanı, Anadolu insanı merttir, misafirperverdir, yardımseverdir. Fakat bu insanlarımızın içindeki bu güzel duyguları harekete geçirebilmek için sizin gibi bu organize yapan kurumlara çok ihtiyacımız var. Onun için ben gerçekten bu acıyı çeken insanlar adına kendim ve ülkem adına hepinizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Efendim çok çok teşekkür ederiz varlığınız için, katkınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Herkese bu temenniyi ben diliyorum. Yapılan yardımlar sizi kötülüklerden bir kalkanla korusun inşallah.
Çok teşekkür ederim. Olmadı'dan selamlar, sevgiler efendim. Evet Muratçım, şimdi tabii ben buraya gelirken şu ifadeyi kullandım. Dedim ki kilerimizi bitiriyoruz. Tamam, biz de bir bağışta bulunalım ama miktarını söylemeyelim. Evet. Bir şey daha. Az önce aldığımız o iş adamlarından, şunlardan bunlardan bağış geliyor ya. Arkadaşımızın bir tanesi bağışın yanı sıra iki tane evlat edinmek istiyoruz oradan dedi. Evet, bu çok hoş bir şey. Bu talepler de çok fazla. Çok hoş. Sayın Başbakanımız bugün bağlandı biraz önce. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Somali'ye, Afrika'ya gideceği konusunda bilgi verdi. Çok yakında ziyaret edecekmiş. İnşallah. Belki bu konularda en azından neler yapacağımız konusunda devlet eliyle de mesajlar alırız. Balık öğretmemiz lazım. Evet. Değil mi? Çözüm, şu an yani, hattımızda Oğuz Bey var, Ultra Aslanlar'dan. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ultra Aslan lideri Oğuz Altay. Neler söyleyeceksiniz Afrika'yla ilgili? Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Şu anda ne kadar önemli bir program yaptığınızı zaten hepiniz defalarca tekrar ediyorsunuz. Ve bizler de bu konuda, bu anlamda çok mutlu olmuş durumdayız. Yüce Türk milletinin ne kadar duyarlı olduğunu ve yeri geldiği zaman nasıl büyük bir kenetlenmeyle bir araya geldiğini hep beraber tekrar gözler önüne sermiş bulunuyoruz. Bizim inandığımız bir söz var. Veren el, alan elden her zaman iyidir diye. Ve benim kişisel olarak da çok sevdiğim bir söz vardır. İnsan olmak çok niteliklidir. Kimi insanlara göre de farklılıklar gösterebilir. Ama ne kadar insansanız o kadar kederlisiniz demektir diye. Bu sözden yola çıkarak biz de Ultra Aslan Taraftar Grubu olarak bu büyük organizasyonda oradaki bebelere küçük bir yardımda bulunabilmek için her zaman sizin de belirttiğiniz gibi rakamdan daha çok katılan kişilerin sayısının önemli olduğundan yola çıkarak kesinlikle biz de buna duyarsız kalamadık ve Ultra Aslan adına 3500 TL bağış yapmayı uygun gördük. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Grubunuza da saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkürler ve buradan da tüm Galatasaray camiasına bu konuda açmış olduğumuz, başlatmış olduğumuz bu duyarlı davranışa destek olmalarını diliyoruz ve bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Diğer evet takımlardan geldin mi? Fenerbahçe'den de bekliyoruz. Bu arada Trabzon'dan da bekliyoruz. Diğer takımlardan da bekliyoruz. Gaziantep'ten, Trabzon'dan bekliyoruz. Ve şu an hattımızda bir Davut Dişli beyefendi var. Sırma sularından. Davut Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Efendim aradığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah, biz size teşekkür ediyoruz. Şimdi, o kadar duyarlı bir çalışma içerisinde orada bulunmak, insanlarla bu iletişim sağlamak gerçekten demek isteyen bir iş. Allah razı olsun diyorum. Şimdi şeyi merak ediyoruz. Bu görüntüleri izlediğinizde ne hissediyorsunuz öncelikle? Kısaca anlatır mısınız? Valla insanlar duygularını bu kadar hazırlıksız, bu kadar güzel ifade edebiliyorlar. Bu duyarlılık tabii bu kanalda insanları sözlerle çok daha yukarı taşıdığı tartışmasız. Manevi açıdan baktığınız zaman hepimizin iç dünyasında ciddi bir fırtınalar kopuyor. O fotoğrafları, o görüntüleri gördükten sonra çoluk çocuk sahibi bir insanların bu işin içerisinde duyarsız kalabilme şansımız olmadığını çok iyi biliriz. Dolayısıyla duygu yoğunluğunun ifadelerinde çok sıkıntı çekebilir ama önemli olan burada olabilme adına verdikleri mücadele tabii. Herkesi gönülden kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyeyim. Evet, bir bağışınız olacağı konusunda bilgi aldım. Evet, ben 10 konteyner su, bunun bedelini de soruyorlar. Yaklaşık bunun değeri 70-80 bin lira civarında tutar. Yarın sabah itibariyle arkadaşlar bana kolay ulaşırlar zaten. Ben aynı zamanda Samanyolu'nda spor zamanında yorum yapan bir kişiyim. Evet. Ama hemen acilen yarın 10 konteyner su emrinizde, bilginiz olsun. Bunun da değerini merak ediyorsan 70-80 bin civarında. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii orada su ve ekmeğe ihtiyaç var. Evet, yani dinliyorum. Suya ihtiyaç var, gıdaya ihtiyaç var. Biz de su şirketleri sahip olduğumuz bu değerlerin zekatını vermek zorundayız. Tabii bunu çok iyi bilmeliyiz. Bu sadece bizde değil, bütün bu sektörde olan insanların mutlaka duyarlı davranacağı bir iştir. Allah tabii insanlara fırsat vermesi lazım. Evet. Hayır yapmak da bir şanslıdır, bir fırsat işidir. Biz de bu fırsatı tanıdığımız için öncelikle teşekkür ediyorum. Biz bu işe bu açıdan bakıyoruz.
Allah herkesin niyetini kabul etsin. Sağ olun. Size de aynı dilek. Umarım bu emeğimiz çok güzel sırada sonuç verir. Ve hepimiz geceleri yattığımızda manevi olarak bizim içerisinde uyuruz diye düşünüyorum. Size de aynı dileklerimi gönderiyorum. Tüm bağış yapanlarla birlikte yapılan hayırlar sizi tüm kötülüklerden koruyan bir kalkan olsun. Allah razı olsun. Allah herkes razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye uyumuyor yazıyor. Evet, Türkiye uyumuyor. Dünya rahat rahat uyuyabilir artık. Türkiye uyumuyor. Çünkü. Dünya nöbetçi eczane gibi, tamam mı? Açık 24 saat açık eczane gibi, 7/24. Ve nöbetçi asker gibi, eczane gibi. Yani hazır kıta bekliyor. Dünya rahat uyuyabilir artık. Bir iş adamımız daha var. Onu da alalım. Sonra sizi uğurlayacağım ben. Teşekkür ederim. Bir daha adam Murat Bakır aradı mı? Onu merak ediyorum. Bir iş adamı vardı eğer varsa. Ekrem İncel, Balıkesir, Baldere'den özür dilerim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ekrem Bey. Balderesi'nden Ekrem İncel daha doğrusu. Evet. Belki yanlış okudunuz. Evet, Balderesi evet. Buyurun efendim. Mehmet Bey, öncelikli olarak size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten insanlık adına çok güzel bir çalışma bu. Tabii ülkemiz adına tüm bağışta bulunan, emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Bu güzel ayın yüzü suyu hürmetine gerçekten insanların yoğun bir ilgisi var. Ben de eşimle beraber izliyordum. Hatta eşim izlerken ağladı. Çünkü biz soframızda birkaç parça bir şey de olsa yine de yiyebiliyoruz. Evet. Oradaki kardeşlerimize tabii ki biz yardımcı olmak zorundayız. Ben de Balderesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bir Vanlı olarak, az önce de Murat Bey dedi ki, Van'daki işte çocuk esirgeme yolundaki çocuklar harçlıklarından vermişler. Rabbim bize bir şeyler nasip etmiş ve biz bugün bunları yiyebiliyoruz. Ben de bu gece oradaki insanlar adına onlara bir bağışta bulunacağım. 25 bin TL kendi adıma, 25 bin TL de eşim adına 50 bin TL bağışta bulunmak istiyorum. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok bir şey belirtmek istiyorum izniniz olursa. Şimdi Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Allah'ın Resulü, gıpta edilecek, örnek alınacak iki türlü insan vardır. Birincisi diyor, bildiğini insanlarla paylaşandır. İkincisi ise diyor, elindeki parasını ve elindeki mal varlığını insanlarla paylaşandır. İnşallah Rabbim bizi o ikinci şıktaki insanlardan eylesin. Ve ben Türkiye'deki tüm yurttaşlarımızın veya Avrupa'daki insanlarımızın yardımda bulunacağına %100 eminim. İnşallah bu 18 milyon TL değil de 100 milyon TL gidecektir. Evet, çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun her şey için. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Ne güzel insanlar bağlanıyor bugün. Evet, ya. Çok gerçekten. Tabii hem Ramazan maşallah ayındayız. Duyguların yoğun olduğu bir ay. Merhamet duygularının çok yoğun olduğu bir ay. Bu ayda tabii denk gelmiş olması. Tabii şöyle bir şey var. Durup dururken niye biz Afrika'ya yardım ediyoruz diyenlere de şu mesajı verelim.